30 yılı aşkın bir süre önce Çin'de Zhengfei Ray tarafından kurulan teknoloji devi Huawei, bir yandan küresel başarının tadını çıkarırken diğer yandan yoğun bir inceleme ile karşı karşıya. Casus yazılımlar kullanmak ve ticari sırları çalmakla suçlanan Huawei, Mayıs ayından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin kara listesinde. Şirketin kurucusu Zhengfei ile şirketin Shenzhen'deki merkezinde buluştuk. Sayın Zhengfei, küresel tartışmalarda bize katıldığınız için teşekkürler. Çin hükümeti sizden hoşlanmazken burada şirket kurmayı nasıl başardınız? Çünkü şirketinizi kapatmak istediler, öyle değil mi? Evet, ilk başladığımızda hükümet bizi pek tanımıyordu. Çünkü çalışanların şirket sermayesine ortak olduğu çalışan için hisse senedi sahipliği planını benimsemiştik. Sosyalizmle aynı çizgide olmayan kapitalist bir şirket olarak anlaşılmış olabiliriz. Ancak bu yanlış anlaşılmalar hükümete artan miktarda ödediğimiz vergilerle 10 yıl kadar önce yok olmaya başladı. Dünya çapında hükümetlere ve hatta çoğu Çin hükümetine olmak üzere yıllık toplam 20 milyar dolar vergi ödüyoruz. Amerika şu anda Çin'le bir ticari savaş içerisinde. ABD, Huawei'yi yazılım ve teknolojisini diğer ülkelere casusluk yapmak için kullanmakla suçluyor. ABD Çin ticaret anlaşmazlığının bizimle hiçbir ilgisi yok. ABD'de neredeyse hiç satışımız yok. Amerikan siber ve bilgi güvenliğinin de bizimle hiçbir alakası yok. Huawei teknolojisi olmasa da ABD ağlarının ve bilgisinin güvenli olmadığı bir gerçek. Eğer herhangi bir güvenlik sorununa dahil olduysak, ABD bunu kullanırdı ve Avrupa Birliği'ne kanıt olarak gösterirdi. Biz bir şey yapmadık, buna ihtiyacımız da yok. Tarih de bunu gösterdi. Yani Huawei hiçbir zaman casusluk yapmadı ve yapmayacak. Evet, kesinlikle. Peki Huawei'in Çin hükümetine çalıştığı, casusluk yaptığı ve güvenilmemesi gereken bir şirket olduğu yönündeki eleştirilere cevabınız nedir? Hiçbir şey. Bu kritiklerin doğru olup olmadığını gerçekler gösterecek. ABD'nin iddiaları size zarar veriyor değil mi? Çok etkilediğini düşünmüyorum. Aslında pek çok politikacının lobi faaliyetlerinin Huawei üzerinde olumlu bir etkisi oldu. Böylesine güçlü bir ülkenin Huawei'ye saldırdığını gören müşterilerimiz bunu Huawei'nin gücünü gösteren bir işaret olarak kabul etti. Herhangi bir finansal risk yok. Bazı müşteriler Huawei'den almamayı tercih ediyor ki bu anlaşılır bir şey. Ancak bizden almaya devam eden pek çok müşterimiz de var. ABD yönetimiyle bu konuda nasıl bir bağlantı kurmaya çalıştınız? ABD hükümetine dava açmayı seçtik. Nihayetinde bunun cezasını en çok ABD'li şirketler çekecek. Çin pazarındaki paylarını kaybetmeleri ABD'li şirketlerin yararına değil. Eğer Amerika küreselleşmeden vazgeçerse bu Avrupa için büyük bir fırsat doğurur. Geleceğe bakacak olursak 5G işinizin büyük bir parçası. Sizce 5G hayatımızı nasıl ve ne kadar değiştirecek? Çevre yolu ve otoban arasındaki fark gibi. Her ikisinde de araba kullanabilirsiniz. Ancak otobanda çok daha hızlı gidebilirsiniz. 5G'nin hayatımıza nasıl değer katabileceğini göstermek için size somut bir örnek vereceğim. Bir Airbus A320 uçağı yaklaşık 17 ton ağırlığındaki sinyal kablolarına sahip. Uçaktaki çeşitli ekipmanları bağlamak için kablo yerine kablosuz ağlar kullanıldığı takdirde uçak çok daha hafif olur ve daha az yakıt gerektirir. Buna ek olarak uçuş koşulları da iyileşir. İşte bu muazzam bir değer yaratacaktır. Avrupa Birliği yakın zamanda siber güvenlik ve 5G hakkında bir rapor yayımladı. Raporda 5G'den dolayı daha fazla saldırıya maruz kalınabileceği ve saldırıların AB üyesi olmayan devletlerden ve devlet destekli eylemlerden gelebileceği bilgisi yer aldı. 5G gerçekte ne kadar riskli?
Araba kullanmak ne kadar riskli? Eğer arabayı çok hızlı kullanırsanız kaza yapabilirsiniz. Ancak sorumlu ve bilinçli kullanırsanız sizi çok güzel yerlere götürebilir. 5G'de aynı. Huawei, AB'nin siber güvenlik yönetimi düzenlemelerine, genel veri koruma yönetmeliğine ve diğer tüm AB yasa ve yönetmeliklerine uyarak Avrupalıları güvence altına almaya çalışıyor. "5G ve diğer dijital teknolojilerle ilgili Avrupa Birliği ile nasıl bir ilişki kurmak istiyorsunuz?" Her şeyden önce Huawei, AB'nin dijital egemenliğine saygı duyuyor ve onları destekliyor. Buna ek olarak Avrupalı KOBİ'lerin büyümesine yatırım yapıp destekleyeceğiz ve onlara rehberlik yapacağız. Bu tür bir işbirliği beraberinde ortak başarı getirir. Teknoloji ekosistemini tarıma benzetirsek Avrupa'da verimli topraklar oluşturacağız. Böylece Avrupalı şirketler bu toprak üzerinde mahsul yetiştirebilecek. Avrupa Birliği'ndeki en büyük siyasi depremlerden biri Brexit oldu. Bunun sizin gibi büyük bir telekom şirketini etkileyebileceğini düşünüyor musunuz? Brexit'in Huawei'yi etkileyeceğini sanmıyorum. Bizim üzerimizde etkisi olan şey nüfus. Herkesin telekom hizmetlerine ihtiyacı var ve eğer nüfusta herhangi bir değişiklik olmazsa Brexit bizi etkilemeyecektir. Sadece duruma uyum sağlamamız ve yaptığımız işe devam etmemiz gerekiyor. Daha yakında Hong Kong'da da durum karışık. İş açısından bakacak olursak Hong Kong'taki istikrarsızlığın işiniz ve bölge için ne kadar endişe verici olduğunu düşünüyorsunuz? Hong Kong çok küçük, bu yüzden dünya üzerindeki etkisi bazılarının hayal ettiği kadar büyük değil. Bence göstericiler görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade etmek için kelimeleri kullanmalı. Dünyadaki hiçbir ülke vandalizmi asla desteklemeyecek. 75 yaşındasınız. Ne zaman şapkayı yere atıp tamam artık yeter diyeceksiniz? Öncelikle düşünme konusunda yavaşladığımda, ikinci olarak da ABD hükümeti emekli olmama izin verdiğinde diyebilirim. Zhang Feiren, bize zaman ayırdığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim.